şeyler oluyor bana, acep neden? Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsan bulu penceremden, dünyam kapkaranlık neden bilsen. Aç kapıyı gül içeri, gönlüm bekliyor seni. Bana ne şu yalan dünyadan, yanımda sen olmazsan. Gözlerim kapamaz seni sinemde uyutmazsam. Sevmeyince hayat bomboş dedin, yaşamayı bana sen öğrettin. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Sevgili Özdemir Erdoğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özdemir abi, mükemmeldin. Yalnızlık geçiyor gönlümdeki cadde. Ne kadar güzel. Sözler senin değil mi? Efendim? Sözler size ait tabii ki. Tabii tabii. Tamam, haddimi bilirim, pardon. Estağfurullah. Nasılız, iyi miyiz derken, bir saniye ne oluyor ya? Programın sorusunu unuttum. Yani biz bütün konuklarımıza... sevgili Özdemir Erdoğan'a da soracağız. Bütün konuklarımıza sorduğumuz gibi. Özdemir Erdoğan, sanatçı Özdemir Erdoğan, Araf'ta mı? Hem de nasıl? Tam ortasında. O kadar. Tam ortası. Evet. Nasıl bir Araf? Yalnız. Çok mu yalnız? Bu arzu edilen bir yalnızlık. Evet. Nitelikli bir yalnızlık. Evet. Yani benim arzu ettiğim bir yalnızlık bu. Kendi seçtiğim bir hayat. Daha rahat düşebiliyorum. Daha rahat çalışabiliyorum. Hep aklımdan şöyle şeyler geçiyor. Mesela bugün günümüzde büyük yazarlar ve besteciler yetişmiyor. 17. yüzyılda falan. Neden acaba filan diye sordum. Güzel. Kendi kendime hep soruyorum. Ne cevap verdi kendin? Şöyle, o zamanlar cep telefonu, televizyon yoktu. Yoktu. Ve o insanlar bozkırda yalnız başlarına kendilerinden
hayatta gördüklerini ve sezdiklerini ve imbiklerinden geçirdiklerini devamlı yazıyorlardı. Bugün böyle bir şey yok. Yani tam konsantre olacaksınız, telefonunuz çalıyor. Telefonunuzu kapatmak. O zaman Özdemir Erdoğan'ı aramıyoruz. Evet, aramayalım. Yok gene hayır. Buradan bir alt KJ'yi aldık. Evet. Evet. Yani genelde kapatıyorum telefonumu çalışırken. Hala yapıyor musunuz beste? Tabii tabii. Aa, çok güzel. Yani şu an durmak yok. Bu Aç Kapıyı Gir İçeri eseri. Evet. Çok beğenilen bestelerden eserlerden bir tanesi. Patladı şu anda TikTok'ta. Ne hissediyorsun? Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Çünkü beni böyle yaratmış. Bana bu ilhamları vermiş. Bir sanatçı arkadaşım, çok meşhur bir arkadaş. Sizden daha meşhur? Benden çok meşhur. Yani süperstar. Öyle mi? Evet. Hiç anlamadık biz kim olduğunu. Evet. Oğlumun stüdyosunda bir reklam müziği çekiyorlar. Oğluma diyor ki, baban hala rahatsız mı? Çünkü ben hiçbir şeyi çok fazla irdelemeden ortaya çıkartmam. İnsanları? Onun içinde çok az dostum vardır. Biraz sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Evet. Onu konuşmak istiyorum. Zaman geçtikçe insanların, etrafımızdaki insanların, raflarımızdaki insanların mesela azalması da bununla mı alakalı? Kesinlikle. Yani seçtiğimiz yalnızlıkla alakalı. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey. Bir kere yaşlandıkça vaktin ne kadar hızlı geçtiğini anlıyorsunuz. Ve bu vakti çok iyi değerlendirmeniz lazım geldiğini de anlıyorsunuz. Faydalı bir şeyler. Ve ben her zaman şunu söylerim. Bizim bu yaşadığımız topraklara bir borcumuz var. Bunu şehitlerimiz can borcu olarak ödüyor. Gazilerimiz aynı şekilde. Birileri yaşadığımız zor günlerde geçim zorluğuyla ödüyor. Kimimiz yalnızlıktan ötürü şikayet ediyor. Yalnızken kendini çok çaresiz hisseden insanlar var. Elbette birkaç dost, bir iki lakırdı etmek ama faydalı lakırdılar etmek. Güzel bu geçen hızla geçen zamanı iyi değerlendirmek için de değerli dostlar bulmak lazım. Hiçbir şey olmasa karşılıklı esprilerden anlaşmak lazım. Peki sevgili Özdemir Erdoğan, etrafımızdaki dostları diyoruz, konuşuyoruz ya, siz mi terk ettiniz yoksa onlar mı sizi terk etti? Yani şöyle, hani bu bir argo deyimimiz var, geyik yapmak. Vakti gereksiz lakırdılarla geçirmek. Havadan sudan konuşmak yani gibi, bunun gibi böyle bir şeyler var. Şimdi bu böyle bir konuşmaya benim vaktim yok fazla. Yani ben karşımda konuşacağım insandan bir şeyler öğrenmeli ve bir şeyler almalıyım. O da benden bir şeyler almalı. Suskunluğundan da bir şeyler almalıyız. Elbette. Bakın, benim orkestrama zaman zaman genç arkadaşlar geliyor.
Abi ne çalalım? Ben de diyorum ki bir şey çalma. Dinle. Abi para alıyor. Tamam yine paranı alacaksın. Ama önce dinle. Evet. Aşkta ve meşkte başarılı olmak için birinci şart dinlemektir. Ve empati yapmak. Bu adam ne söylüyor? Bunu iyi anlayacaksın bir kere her şeyden evvel. Onun için de iyi dinlemen lazım. Bu o kadar önemli bir şey ki en büyük zaaflarımızdan bir tanesi budur bizim. Dinlemiyoruz. Her konuda. Birçok konuda. Benim bilebildiğim kadarıyla. Dinlemiyoruz yani. Dinleyip de anlamayanlar ayrı. O da ayrı. O zaman yanlış arkadaş veya diyalog kuracağınız insanı seçmişsiniz. Çünkü Hazreti Mevlana'nın söylediği çok güzel bir söz var. Benim söylediklerim ancak senin anladığın kadar. Ne güzel. Yani bu kadar böyle bir şey. Onun için Türkiye'de insanlar hep yanlış anlaşılıyor. Ve Albert Camus'un da bir sözü var. Eğer biliyorsan, seziyorsan, görüyorsan konuşmamak en büyük hainliktir. Çok güzel bir noktaya temas ettin sevgili Hüsnü Erdoğan abimiz. Türkiye'de sanat adında, sanatçılık dalında bu dal üzerine çok cesur açıklamalar yaptınız. Evet. O da bununla alakalı mı yani? Tabii. Bildiklerimi söyleme cesaretini göstermek. Evet. Yani konforlu alanlara sığınmamak. Bak canım benim. Yaklaşık 30-40 sene evvel Reha Muhtar'ın Bir Ateş Attı diye bir programı vardı. Evet. Show TV'nin en böyle yani 20-30 sene en az olmuş. 90'lı yıllar. Evet 90'lı yıllar. Demek ki 30 sene olmuş. Bu programda bu benim Zeki Müren'le ilgili konuşmalarım karşısında bir klik oluşturulmuş. Allah'ım. Evet, karşımda Allah taksiratını affetsin, Allah rahmet eylesin. Adnan, şarkıcı Adnan, Türk Sanat Müziği. Adnan Şenses. Adnan Şen, yok. Yok. Evet. O sanat müziği Adnan de söylüyordu. Adnan Şenses, evet Adnan olabilir. Şenses. Muazzez Abacı. Muazzez Abacı. Ve Muazzez Ersoy. Üçü karşıma. Bir saz heyeti seçilmiş. Efendime söyleyeyim. Ve o programa beni çağırdılar. Ben de yanımda bir arkadaş daha var. Ben diyorum ki 1952 senesiyle 1960'lı yıllara kadar Zeki Müren güzel sesiyle, güzel usulüyle Türk sanat müziğinin geleneklerine uygun olarak çok güzel şarkı söylüyordu. Ve halkımız çok beğendi ve çok sevdi onu. Ve ama 60'tan sonraki eylemleri, sahne şovu daha doğrusu öyle diyeyim, sahne şovu ve eylemleri tehlikeli olmaya başladı benim açımdan. Ülke açısından. Bakın 30-40 sene evvel bu oluyor bu olay. 52'den 60'a kadar. Okay. Hiçbir problem fakat yok. Fakat 60'tan sonra. Evet. Evet. Yani 60'lı yıllar veya işte 50'lerin sonu falan filan gibi. Yani işte artık işte o mini etekler falan, yüksek topuklar, şunlar bunlar falan filan. Çünkü diyorum ki yani bir aile düşünün. Erkek 12 yaşında bir erkek çocuklarıyla beraber seyrediyorlar. Yani o çocuktaki şimdi sorulu kafasındaki sorular ne olabilir falan. Ve hakikaten de ben 30-40 sene evvel bu işe, bu tehlikeli bir gidişattır, bu şöhret için bunu bir de üstelik bir gazetemiz, basın kaptanı,
kaptan gazete. Evet. Amiral. Amiral. Hı. Efendim. Amiral. O zamanlar. Şey, evet. Onun da biliyorsunuz sahibi masondu. Hmm. Evet, mason üstadıydı bir de üstelik. Hmm. Yani falan. Ve ben bu tehlikeden ederken benim o zamanlar Ertuğrul Özkök gazetenin yazı işleri müdürüydü. Ve benim çıplak dediğim yani şu Adem Baba kılığındayım, çıplak değilim tabii. Efendime söyleyeyim. Ve yanan, yıkılan füzeler, atom bombası, işte faşizm, yok bilmem ne falan filan gibi bir tabloya çaresizce baktığım bir kapak, Düşünceli Şarkılar diye bir kapak. İşte sen Zeki Müren'e böyle diyorsun ama sen de soyundun şöhret için. Öyle mi? Gibi, evet. Ha. Onu birinci sayfada bastı Ertuğrul Özkök. Ondan sonra ben dedim ki yani eğer sen bu kolajın sadece bu çıplak adamını gördün ve onun üzerine işte ve öyle yaptı. Gazetede öyle verdi. O kolajın bir kısmını attı. Benim nereye baktığım çaresizce onun manasını falan bir tarafa bırakıp paramparça etti. Evet ve beni bak sen de soyundun filan gibilerden tamamen bir düzenleme, manipülasyon efendime söyleyeyim. Ve ben orada o programda bir de üstelik çok güzel onlar şarkı filan söylediler. Adnan Şenses şimdi aklıma geldi. İşte Muazzez Abiş sen de şarkı söyle. Ben dedim ki şarkı söylemek sevgiyle oluşan bir şey. Böyle bir ortamda benim şarkı söylemem söz konusu olmaz. Yani harbin içerisinde savaş yaparken şarkı söylemek falan filan gibi bir manasızlığa girmem. Ama o yıllarda ben o zamanlar tavır koydum ki bu tehlikeli bir eylemdir. Hakikaten belirli bir zaman sonra da bunun kötü taklitleri gerek ses olarak, icraat olarak, gerek yapısal olarak bütün barlarda, eğlence yerlerinde bunun kötü örnekleri ortaya çıkmaya başladı. Ve böyle bir eğlence geleneği Türkiye'de çıktı. Ve insanlarımız nedense teveccüh ettiler bunlara. Bu arada sevgili Özdemir abimiz program çok güzel gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız heyetle New York'ta bir temaslarda bulunuyor. Şu anda da hatta ekrana geldi Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibashvili ile bir kabulünü gerçekleştiriyor. Evet. Bir teması var. Ekranlarda olacak. Sevgili evet. izleyenlerimiz izleyebilirler. Biz görüşmemize devam edeceğiz. Konuşmamıza tamam. devam edeceğiz. Evet. Şimdi o önemli bir çıkıştı. Evet. O cesur bir çıkıştı. Ondan sonra çok şey oldu mu hayatınızda? Yani bir taraftan dostlarınızla, bir taraftan işte sanat camiasındaki karşılaştığınız duvarlar, bir taraftan ondan sonraki süreçler. Çünkü bu tartışma baya baya devam etti. Öyle hatırlıyorum. Şimdi şöyle diyeyim. İzmir'de bir konserimiz var. Ve orada bu troller falan filan. Yani işte kendini Zeki Müren avukatı veyahut hayranı aşırı şey zanneden insanlar benim aleyhimde bir sürü propagandalara falan başladılar. İşte gitmeyin bu adamın konserlerine efendime söyleyeyim bilet biz konser vereceğiz İzmir'de kapıdaki insanlara almayın bilet, gitmeyin, bunu seyretmeyin falan filan gibilerden böyle bir baskı var. Baskı. Kadın bir hanımefendi de çok enteresan. Demiş ki ya bana ne onun ne söylediğinden ben onun müziğini dinlemek için geliyorum buraya. Sonuç böyle oldu. Benim müziğimi dinlemek için gelmeye devam etti insanlar. Benim söylediklerimin ne kadar haklı olduğu da günümüzde zaten yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Peki
1952'den işte 60'a kadar o tarih sürecinde ki evet. aslında biz ilk çıkışımızı anlatıyoruz. Yani biz aslında ailenin, aile kavramının evet. nasıl ifsad edilmeye çalışıldığında bir evet. aslında fragmanıydı o. Şimdi LGBT var. Evet. Mutlaka biliyorsundur evet. Özdemir abi. Bu anlamda aslında ilk o cesur çıkışı yapan sen. Evet. Şu anda LGBT'nin özellikle Türkiye'de. Evet. Ki özellikle hedef seçtiği çocuklar ve aile kavramı üzerinden. Evet. Ne yapmaya çalışıyor? Bakın. 1952 senesinde hı hı. biz NATO'ya girdik. Evet, girdik. Ama onların nereye girip çıktığı belli değildi. Hmm. Onlar ilk başta bütün iletişim organlarını kontrol altına aldılar. TRT'yi, basını hmm. ve bu işe yani Amerikan hayranı olan bir sürü basın mensupları, köşe yazarları, efendime söyleyeyim bunları bir örümcek gibi bu bir yani ben bu savaşın yani bir savaş var görünmeyen bir savaş bu savaşın kültürel tarafındayım hı hı. yani kültürel açıdan bunun savaşını veriyorum hı hı. Mesela uçak fabrikamız vardı bizim dediler ki ne yapacaksınız ya bu uçak şeyleri falan filan bu. Mesela silah fabrikamız vardı. Nuri Kirligil bir fabrika kurmuştu. Evet. Ve bu fabrikada 26 arkadaşıyla beraber yandılar. Fabrika da yandı. Biz tabii çok sevindik NATO'ya girdik diye. Aman tanrım. Ike geldi, Eisenhower filan çocuklar bayraklar ellerinde filan böyle korkunç bir şey bu ama bu zamanın yöneticileri nasıl bir tuzağa düştüklerini ancak İskenderun demir çelik fabrikasını yani onlar sanayileşmek istiyorlardı birazcık fakat sanayileşmeye müsaade etmiyorlardı. Aynı bugün Sinop'taki atom santralını Japonlar yapacaktı biliyorsun. Amerika araya girdi dedi ki Japonlara sen yapamazsın sen hadi güle güle. Hı-hı. Onlar da kuyruğunu sıkıştırıp gittiler. Böyle bir cendereye sokmaya çalışıyorlar. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu hükümet önce güç. Bugün çektiğimiz bütün sıkıntıların sebebi budur. Önce güçlenmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için gecesini gündüzüne katıyor. Nasıl bir çalışma tamir mi? Mesela araba yapacağız dedi. Kendisi dedi ki biz araba yapacağız. Bir türlü köşe yazarları, iktisatçılar bilmem neler falan. Sen nasıl yaparsın senin işte teknolojin yok, paran yok, pulun yok, bilmem ne yok, esnek yok, köstek yok. Şimdi bile işte motorunu İtalyanlar alıyordu, kaportasını bilmem ne falan evet. filan bir sürü şeyler. Yahu Amerika'da Atlantik stüdyolarına girdim. Laftan lafa atlıyorum ama bu böyle. Atlantik stüdyolarına girdim. Arif Mardin o zamanlar Atlantik'in ortaklarındandı %10. Baktım mikser İngiliz. Mikrofon Avusturya, Alman. Yok bilmem. Ben dedim ki ya koskoca Amerika'da bir mikser yapamıyor musunuz? Niye ondan uğraşayım? Adam yapmış en güzelini dedi ya. Mikrofon dedim bak Avusturya, Alman, Neumann. Nasıl oluyor bu iş? Ya adam yapmıştı. Bundan ne diye uğraşayım ben dedi. Ya en güzeli hangisiyse aldım stüdyoma koydum dedi adam. Yani ben motorunu İtalya'dan almak alıyorsam eğer. Bu ne oldu yani? İtalyan arabası mı oldu bu? Neticede bugün TOG ortaya çıktı. Bu başlangıçtır. Savunma sanayi. Yapamazsınız, edemezsiniz, bilmem ne vermiyoruz, bilmem F-16, estek, köstek, şudur budur. Bugün binlerce çocuğumuz
füze yapmak için, savunma sanayine bir şeyler yapmak için çalışıyorlar. Onlar sağda solda bilmem laklakiyetle şunlarla bunlarla vakit geçirmiyorlar o çocuklarımız. O çocuklarımız savunma sanayi için çalışıyorlar hepsi. Bugün araba yapmak için çalışıyorlar. Bugün efendime söyleyeyim işte bu işin en önemli tarafı bu. Yani kültürel açıdan bizim yani mesela şimdi bir sürü popçular görüyorum. Hı hı. Tamamen Amerikan şeyi taklidi. Tamamen ve bu taklitlerin hiçbirisi en azından Güney Kore kadar veya Japonlar kadar başarılı da yani evrensel, international da olamıyor. Yani biz kendi pazarımız içerisinde işte kendi kendimize şey yapıyoruz. Bilmem Miles Cyrus diye bir kız var Amerikalı. Topta sallanıyor. Yarı çıplak vaziyette bir top var zincirle bağlı ondan sallanıyor. Bakıyorsunuz bizim kızımızdan da bir tanesi o da topa binmiş o da sallanıyor. Yani muayelesi de yok bunların. Hani ben mesela bütün öğrendiğim birçok şeyleri Amerikalılardan öğrendim. Amerikalı sanatçılardan öğrendim. Onların nasıl yaptıklarını, teknolojilerini falan nereden nereye nasıl geçiyorlar. Oturduğum sayfalarca sololarını çıkarttım. Ondan sonra tetkik ettim. Kendi kendimi öyle yetiştirdim. Yıllardan beri. Bunu öğreneceksiniz güzel olan şeyleri. Ama oraya kendinizden bir şey koyacaksınız. Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim. Amerika'da konser veriyoruz. Pittsburgh'da. Pittsburgh aynı zamanda Miles dünyanın en büyük trompetçilerinden ve müzisyenlerinden Miles Davis'in ders verdiği bir yer. Arkadaşları geldi. Bir salon 1000 kişilik falan filan bir salon. Ve aşağı yukarı %80'i siyah salondaki insanların. Biz de konser veriyoruz Amerika'da. Benim arkadaşım Hüseyin'in makamında Ali İlikan diye bir kanuncu arkadaş. Ne güzel. Evet. Bir Hüseyin'in makamında yani onlar da Dorian Gam'dır. Bir açış taksimi yaptı. Yemin ediyorum sana bütün salon ayağa kalktı ve ayakta alkışlamaya başladı. Sadece bir açış taksimi. Bakın bunları biz yaşadık. Bugün Özdemir Erdoğan'ın aç kapıyı gir içerisini Amerika'nın en büyük pop sanatçılarından bir tanesi olan Wiz Khalifa para verip alıyor. Ve bu adam 84 yaşında bu ülkeye maşallah döviz kazandırıyor. Vergi veriyor. Bunun gururunu yaşıyorum. 84 yaşında hala üretiyorum ben. İşte bu plak çıkacak. Yani bunun bir de plağı çıkacak. Zararına da olsa çıkartıyorum ben bunu. Özdemir Erdoğan resital 2 Ekim'de piyasaya çıkacak. Plak. Ben esasında dijital ortamdan para kazanıyorum. Yani onlar dinlendiği kadar. Sana bugün komik bir şey söyleyeyim. Tabii. Gurbet sadece Spotify denen İstasyonda ki bunun gibi en az 5-6 tane istasyon var. Müzik kanalı. 34 milyon kişi tarafından dinleniyor. Maşallah. Seviniyorsunuz. TikTok'ta patladı. Aç kapıyı gir içeri şu anda 21 milyon kişi. Maşallah. Bana ellerini ver her iki düğünden bir tanesinin düğün şarkısı, ilk dans şarkısı. Şimdi küçük bir aşk masalı 15 milyon. Yani bakın böyle rakamlar var. Ve bu rakamlar yani böyle bir rakamlar var. Bu adam bunlardan elde ettiği kazancı ve bu 100 milyonlara falan hitap ediyor. Ve yurt dışından birçok insanlar da bunun için para ödüyorlar. Ve bu ülkeye ben döviz kazandırıyorum. Ve fatura kesiyorum, efendime söyleyeyim. Vergi veriyorum ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. Yani bu yaşta
Hani benim çoktan ayaklarımı uzatıp oturup keyif yapmam lazım telif gelirlerini. Yok ben çalışıyorum hala. Hala konser vermek için uğraşıyorum. Ve benim itibarımı sarsmak için nasıl çalışıldığını tahmin edemezsin. Neden? Çünkü bu ben... Bu anlattığımız konular değil. Çünkü şöyle bir şey. Ben kendi kültürümü ortaya koyuyorum. Ben Barış Manço'nun şarkısını söylüyorum dağlar dağlar. Ben Aşık Veysel söylüyorum sahnede. Ben Türk sanatçılarının beste ikinci bahar söylüyorum Sezen Aksu'na. Bunları söylüyorum ve bazıları, bazı televizyoncular ve bazı gazeteler, efendim ben artık o Zeki Müren'e lakırdı söyledi, ben onun parçasını artık dinlemiyorum. Bu en büyük barbarlık. Şöyle bir şey, bu popüler taassup neden? Şimdi, neden yani onu konuşmadık. Bu şöyle. Hani bu çok basit bir hikayedir. İşte cehennemde güya böyle en azılı günahkarları kuyulara koymuşlar. Efendime söyleyeyim başlarına da birer zebani koymuşlar. Ama Türklerin olduğu kuyunun başında zebani yok. Sormuşlar niye? Onlara gerek yok. Onlar zaten birbirlerini ayaklarından çekiyorlar. Maalesef yani bunu birçok devlet adamlarının da söylediği gibi bizim ihanet eden birçok insanımız var. Hani söylemiş ya dahili ve harici bedhahlar olabilir diye. Bunlar maalesef günümüzde var. Bu Fethullah falan filan o işin bahanesi. Yani maalesef böyle bir bunlar hala yaşıyorlar ve bunlar hala akrep gibi böyle sıra bekliyorlar ve senin itibarını sarsmak için. Mesela çok enteresan bir klarnetçi arkadaş var. Ben konserlerimde geçtiğimiz cuma ben Kalamış'ta konser verdim. Ne güzel. Evet. Güzel. Ve Arı Kovan'ı nasıl biliyor musunuz? Bazı parçalar ikişer defa okunuyor. Ve o arkadaş provaya geliyor. Provaya geldikten sonra konsere gelmiyor. Niye? Telefon açıyor. Niye gelmedin diye yok kendisi. Hadi bu sefer ben sahnede onun partisyonlarını da çalmak zorunda kalıyorum. Böyle bir stres benim tansiyonumu yükseltiyor tam konsere çıkarken. Sanki. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle şeylerle uğraşıyorum hala. İnanılmaz şeyler. Mesela bir arkadaş stüdyomda diyorum ki kaç paraya geliyorsun arkadaş? Kaç paradan çalıyorsun şey? Ben vereceğim parasını. Gel çal. Notalarını veriyorum. Bilmem gönderiyorum. Bak diyorum şuradan dinleyebilirsin parçaları. Önce dinle çalış ondan sonra gel stüdyoda çal diyorum. Kaç paraysa vereceğim. Gelmiyor. Neden? Gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Nelerle uğraştığımı tahmin edemez. Peki bu kadar stres, bu kadar gerginlik yani değiyor mu? Bazen onu düşünüyor muyuz? Yani çünkü zaten öyle bir yoldan geçtik ki hani hepimizin pek tabii ki sanatçıların, üstadların lütfen estağfurullah haddim bilirim. Çok daha fazla öyle yollardan geçtik ya. Artık yorucu ve yıpratıcı değil mi? Yani insan biraz acaba bu stresi dünyayı sessize mi alsa? Mesela nasıl olur? Bak bu çok güzel bir lakırdı. Durmak yok yola devam. Benim hayatımda hiç durmak yok. Ben ameliyat oldum. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. 100. yıl şeyleri için. O zaman 30 Ağustos'tu. Evet. Yeni ameliyat olmuştum. Ve o riski göze alamazdım. Çünkü tam iyileşmemiştim. O 8-10 gün bana bir şey sağladı, bir zaman sağladı. O konsere de öyle çıkabildim yani. Anlatabiliyor muyum? O çünkü yani ameliyat öyle
hele benim yaşımdaki ameliyat süreci benim yaşımdakiler için öyle çok kısa olmuyor. Uzuyor. Allah şifalar versin. Şimdi şöyle küçük bir araya gideceğiz. Tamam. Küçük bir reklam arası. Reklam arasından sonra bu konuyu devam ettireceğiz. Tamam. Tamam mı Özlem Remciğim? Çok teşekkürler. Bir reklam arası. Reklam arasından sonra Arap'ta sorularda sanatçı Özlem Erdoğan'la programımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Arap'ta Sorular programına sevgili sanatçı, büyük sanatçı Özdemir Erdoğan abimizle programımıza devam ediyoruz. Özdemir abicim, nerede kalmıştık? Bu arada hemen geçmeden önce çok özür dilerim Özdemir abi. Mis Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme öncesi Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibaşvili ile görüştükten sonra şimdi Elon Musk'la görüşmeye başladı şu saat itibariyle. Biz bilgisini vermiş olalım. Görüşmeleri de gün içerisinde zaten alacağız. Özdemir abimizle programımıza devam edelim. Nerede kalmıştık Özdemir abi? Nerede kalmıştık? Unuttuk. Sen? Süper. Hatırladım. LGBT'yi konuşuyorduk. Bizim ilk verdiğimiz mücadele, hani senin ilk o 50'lerdeki çıkışlarından sonra asıl LGBT'nin ailelere, değil mi, bunun küresel bir örgüt olduğundan da aslında bahsediyoruz. Ve aileleri hedef aldığından bahsediyoruz. Özellikle çocukları hedef aldığından bahsediyoruz. O zaman da yaşadıklarımız böyle bir küresel örgütün Türkiye'de normalleşiyor olmasının bir fragmanı mıydı sence? Hayatım şöyle, ya bir kere sanatçı olmanın sırrı buradadır. Yani ben hep aynı şeyleri söylüyorum. Eğer aziz dinleyenlerimiz Özdemir Erdoğan'ın sitelerine, şeylerine filan girdikleri röportajlarına filan veyahut zamanında söylemiş olduk attığı şeyleri ne diyorlar, ne klip mi diyorlar şey, klip klip değil ama ne? Yani onlara girip de şöyle bir Özdemir Erdoğan neler söylemiş, neler yapmış efendime söyleyeyim, buralara girdikleri vakit birçok şeyi daha kolay çözecekler. Sanatçı hadisesi sadece bilgi değildir. Sadece tecrübe, bilgi falan değildir. Çünkü insan beyni kompütür değildir. İnsan beynini esas bezeyen sezgilerdir. Duygulardır. Şimdi böyle bir sürü profesör denilen kendisine böyle insanlar var, bazen çıkıp ahkam kesiyorlar. Celalli anlatıyor. Hem de nasıl? Celalli. Evet. Ve işin enteresan tarafı, bakın yani çok enteresan. Bundan iki Ramazan evvel bir programda Ramazan bayramının birinci günü efendim Allah var mıdır yok mudur, Sümerlerden gelmiştir yok bilmem ne falan filan tartışması yapıldı. Şimdi adama bakıyorsunuz profesör, o bir sürü şey okumuş ve beynine indirmiş onları kompütür gibi. Ama sezgi ve estetik yoksunu. Yok. Yani %99'u Müslüman olan bu ülkede bayramın birinci günü böyle bir program yapılamaz. Bu estetik olarak bir kere yanlış bir şey ya. Sen istediğin kadar inan, inanma, ne yaparsan yap. Ama bunu veya bilgini sergile. Yani ama bu estetik olarak ve duygusal olarak bu yanlış bir şey. Rencide ediyor insanları.
Evet. Yani bunu sen, bu böyle bir hakkın yok. Sen profesörsün ama bu insanları, bu inanan insanları rencide etmeye hakkın yok. Bu duygudan yoksunsan lanet olsun senin profesörlüğüne. Böyle bir şey yok ya. Şimdi birileri çıkıyor bazen. Hah, geldi, geliyor, yıkıldık, öldük, bilmem ne falan. Allah Allah. Ben gideceğim zaten burada İstanbul'dan ayrılacağım, başka yerde yaşayacağım. Türkiye'den gideceğim. Ha, ülkeden gideceğim. Gideceğim. Yok bilmem ne falan filan. Geldi, geliyor, 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra bilmem ne falan filan. Yahu kardeşim, sen profesörsen ve bu işin bilgisine açarsın, raporunu yazarsın, verirsin hükümete. Gerekli kişilere, bilmem nelere. Şimdi sen niye popülistlik yapıyorsun ya, televizyona ikide bir çıkıp milletin ayarını bozuyorsun? Ne gerek var buna? Bir kere verirsin hükümete, dersin ki böyle böyle burada bir şey var, fay var, bilmem ne falan filan. Veyahut da bir açık oturum filan olur, profesörler kendi aralarında tartışırlar. Böyle bir şey olabilir. Ama hafta bir gün, bir iki, bilmem, her gün bunlar televizyonda işte geldi, geliyor, gelecek, bilmem ne falan filan. Yani milleti böyle şey gibi bıraktılar. Bu nedir ya? Yani bunlara aklım ermiyor benim. Yani milletini seven, ülkesini seven, efendime söyleyeyim, bilgiyle mücehhez bir sürü insan olsun ve bunlara yorumlan, yordamlayan, bilmem nesinden, insanları hasta etmeden, perişan etmeden, efendim, ilgili yerlere raporlarını verirsin, tamam dersin ki ben görevimi yaptım. Özdemir Erdoğan 50 sene evvel görevini yaptı. Ve dedi ki bu davranışlar ve bu ve bunun gibi davranışlar yarın öbür gün başımıza iş açar. Bu sanatçı sezgisidir. Sanatçılar onun için her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınızın lakırdısının cevabı budur. Her şey olabilirsiniz. Peki şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani bir profesörün işte o bayram, Ramazan bayramında açtığı ve inanan insanları hedef aldığı görüntülerde, videolarda aslında o bir tanesi. Ama bunun içerisinde siyasetçiler de var, sanatçılar da var aynı şeyleri yapan. Neden böyle dini değerler ya da inanan insanların inandıkları şeyler bir hedef haline getiriliyor? Sebep? Sebep şu. Kendine ve Allah'a inancı yok bunların. Kendine inancı yok bir kere. Şimdi hepimiz Amerikalılardan, yani daha doğrusu teknolojide ileri gitmiş birçok ülkeden birçok şeyler alabiliriz teknoloji olarak. Öğrenebiliriz onlardan. Geri kaldığımız hususlarda onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Ama bu bizde bir aşağılık duygusu yaratmamalı. Şimdi ben bakıyorum boş zamanlarımda falan filan. Arkadaş, bu Amerikan filmlerinin %90'ı vurdulu kırdılı. Neden? Çünkü silah sanayi var bunlarda ya. Silah satacak. Devamlı gerginlik, devamlı porno. Ya yapmıyor mu? Çok güzel işler de yapıyorlar. Tamam. Ama bir tane yapıyorlar. 99 tanesi çok kötü. Şimdi bu bizim insanımızın kendine olan yapma, üretme kabiliyetini ortadan kaldırmamalı. Yani ben yapabilirim. Ben Amerika'da konser verdim ya. Ben dünyanın her yerinde konser verdim ve dünyanın her sanatçısına şimdi şarkı satıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani yapamazsın, edeme. Araba yapamazsın. Bilmem, uçak yapamazsın. Yok şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Nasıl yapamaz ya? Bu çocuklar şimdi görün bakalım 5 sene, 10 sene sonra neler çıkıyor onların içinde. Teknofest. Tabii ama bunu başlatan kim? İşte başlatan, ne mutlu o başlatanı. Ne mutlu bu anlayışı ortaya. Ben inanıyorum ki çok gelişecek. Çünkü her gün gelişiyor. Daha da gelişecek savunma sanayimiz, teknolojimiz, efendime söyleyeyim. Her şeyimiz daha çok gelişecek. Bunun böyle olduğunu biliyorum, inanıyorum. Ve bir Türk vatandaşı olarak övünüyorum.
kendi ülkemle, insanıyla. Şimdi mesela çok güzel bir noktaya temas ettik. Evet. Biz bunları söylüyoruz değil mi? Mesela evet. Bu aslında siyasetin çok üstünde bir şey söylüyoruz. Mesela tabii, diyoruz ki işte milli menfaatlerimiz diyoruz. Evet. İşte bu ülkenin değerlerini tebcil ediyoruz. Evet. Öyle bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Evet. Ama mesela bir ön yargı, şöyle bir ön yargı var. Mesela biz bunları söylüyoruz diye bu ülkenin milli manevi değerleri üzerine olumlu konuşmalar, bir diyalog içerisindeyiz diye. Evet. Mesela ne oluyor? Koskoca yanlışsam lütfen beni düzeltin. Koskoca işte sanatçı Özdemir Erdoğan küçük bir yandaşlık evet. değil mi? Parantezin içine sığdırılmaya, evet. hapsedilmeye çalışıyor. Evet. Çok büyük bir haksızlık değil mi sizce? Bunu yani bu çok yani şöyle diyeyim, çok bilgisiz, hatta ileri giderek söyleyeyim geri zekalı bir bakış. Gelişmemiş insan bakışıdır bu. Hmm. Yani zeka fesadına uğrayanlar. Aynen öyle. Yani gelişmemiş şey yani gelişememiş ve düşünmemiş olan insan. Sanatçı daima politikanın üstünde ve politikacılara yön veren. Bak, peki senden, 30 sene 40 sene senden. Evvel ben yol göstermişim, demişim ki bak dikkat edin buna. Evet. Peki sizden ne söylemenizi bekliyorlar? Mesela biz milli savunma sanayini değil mi? Bakın. Konuşulmasın mı? Değil mi? İşte o şu anda arabalarımız konuşulmasın mı? Teknofes kuşağı çocukları konuşulmasın mı? Ne konuşulsun mesela? Ne yapalım? Şimdi şöyle bir yani sanat çevremizde daha doğrusu bir iki istisna hariç. Bir iki istisna mesela Niyazi Sayın Üstad çok. Türk musikisinin tamburi aynı zamanda falan besteci şudur budur. O söylemişti. Türkiye'ye atılan bir atom bombası kadar zararlıdır dedi. Niyazi Sayın. Böyle söyledi. Ne? Bu Zeki Müren'in sahne eylemleri için. Zeki Müren için? Evet. Niyazi Sayın isim veriyor. Açıp bakın. Orada benim Facebook'umda da bilmem nerede de falan filan yazılanlar, çizilenler, bilmem neler. Özdemir Erdoğan ne söylemiş? Özdemir Erdoğan'a ne? Herkes ne söylemiş? Bilmem ne. Hepsinin cevabı bende hazır. Şimdi biz mesela Zeki Müren'in sanatını değil de, değil evet. mi? Sanatına bir şey demiyoruz. Hayır. Demiyorsunuz. Estağfurullah. Ama bir dakika. Fakat sonrasında, çok özür dilerim. Evet. Sahne şovlarıyla yapmaya çalıştıklarını, gördüklerini bir sanatçı kullanılmıştır. Olarak... sizin deyiminiz evet bir sanatçı evet. olarak bir aileye ya da çocuklara yanlış örnek olduğu hususunda bir açıklamanız var. Evet. Şimdi bunu söylediğiniz diye nasıl yandaş oluyorsunuz ben onu anlamadım. Çok alakasız değil mi yani? Hayır. Arada bir kablo yanıyor ama hangisi yanıyor? Yanlış bir iftira. Yanlış bir iftira başka bir şey. Somut bilimsel eleştiri başka bir şey. Şimdi maalesef yani bir gazetenin köşe yazarı veyahut bir televizyonun önemli bir programcısı falan filan olabilirsiniz. Hasbelkader oraya gelirsiniz ama sizi belirli bir zaman sonra sizin bütün sonradan görmeliğiniz ortaya çıkar ve oradan kovulursunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ortaya çıkar belirli bir zaman sonra. Çünkü bu süslü püslü entel olmaya çalışırsınız falan filan şudur budur işte bilim adamlarını çağırırsınız program yaparsınız falan filan belirli bir yerlere falan filan gelirsiniz ama sonradan yapmış olduğunuz yanlışlar göz önünde tutularak işinizden olur. Bir başka birisi hapislere düşer. Bu sanatçılar tekin insanlar değillerdir. Bunlarla uğraşılmaz. Allah. Evet, böyle çok enteresan şeyler vardır. Şimdi ben onun şarkılarını dinlemeyeceğim bundan. Bu barbarlıktır ya. Bir sanat eserini istediğin kadar sevme, beğenme, bilmem ne falan filan. Ama onun eserine lakırdı söylemek barbarlıktır ya. Sanat eserini imha etmek gibi bir şeydir bu ya. Sen Sezen Aksu'yu beğenirsin veya beğenmezsin. Bir tarafa.
Ama sen bir ikinci bahar yazabilir misin ya? Yazabilir misin? Yazamazsın. Bu bir eser, bir o sanatına hürmet edeceksin en azından. Çünkü sanatçılar zaten deliyle dahi arasında bir yerdedir. Şimdi Türkiye'de düşünebiliyor musun? Vallahi arkadaş ben ekmeğime bakarım. Ya, ne suya sabuna dokunmam. Hiçbir şey ne yaparsa yapsınlar. Politikacılar var. Onlar baksın çalışsın bilmem ne yapsın falan filan. Ondan sonra ben karışmam, söylemem, duymam, görmem. Üç maymun efendime söyleyeyim şudur budur falan filan. Bu en büyük ahlaksızlıktı. Albert Camus'un deyimiyle. En büyük ahlaksızlıktı. Ve maalesef Türkiye'de %90 sanat çevreleri budur. Konuşmuyor, görmüyor, duymuyor, tepki vermiyor. Yol göstermiyor. Bir öneri verirsiniz ortaya koyarsınız. Bu doğru olur, yanlış olur, ne olursa olur, bir şey olur. Yani ama siz bu önerinizi, inandığınız bir önerinizi ortaya koyarsınız. Yok böyle bir şey. Bu tepkiyi kimse göstermiyor Türkiye'de. Ben ekmeğime bakarım arkadaş. Bu vatandaşlık değil. Millet şehit oluyor ya. Millet kolunu bacağını kaybediyor. Bu ülke için. Ben ekmeğime bakarım. Vay be. Özdemir Erdoğan her türlü riski göze alacak. Bilmem icabında linç edilmeyi göze alacak. Her şeyi çıkıp söyleyecek. Efendime söyleyeyim sen ekmeğine bakacaksın. Peki sevgili Özdemir Erdoğan abimiz, mesela bir sanatçının ya da şarkıcının diyelim sahnede LGBT bayrağı açması özgürlük müdür? Efendim? Sahnede evet. LGBT bayrağı açması özgürlük müdür? Bu provokasyondu. Yani buna şey duyan, buna bu bayrağı açmaya mecbur hisseden kendisini, adam bir kere sanatçı sanat açısından eksik bir adamdı. Bakın öyle şeyler oluyor ki, bak size sana yani çok komik buraya not aldım, çok komik. Voleybolcu kızlarımız büyük başarı kazandılar. Hem dünya hem Avrupa şampiyonu oldular. Ve sevinçlerini erik dalın oynayarak gösterdiler. Kutladılar evet. Evet sergilediler. Erik dalı oynuyorlar. Sonra Megastar çıktı bir göz kırptı. Megastar Tarkan. Evet. Ama Erik Dalı'nın bestecisi Ömer Faruk Bostan'dır. Ömer Faruk Bostan'ı da kimse Megastar kadar tanımaz. Şimdi sen üzümünü yiyorsun, onun müziğinden oynuyorsun, bağını zormuyorsun. Bu ayıptır. Bu ülke açısından çok ayıp bir şeydir. Bunun gibi daha yani Ömer Faruk gibi bağlamayı üst derecede güzel mesela İsmail Altunsaray. Çok. Muhteşem bir adam dünya çapında. Böyle bir adam var ve bu adamı sen görmüyorsun. Özdemir Erdoğan gurbetle bütün dünyayı sallıyor sen onu görmüyorsun. Onu bir tek Esra görüyor. Başka yani. Kimse görmüyor. Anlatabiliyor muyum bu ülkede? Bu ondan sonra diyor efendim ayrımcılık. Ne ayrımcılığı ya? Ayrımcılığı kim yapıyor? Kim yapıyor bu ayrımcılığı? Dört tane sanatçıdan başka belirgin dört tane sanatçıdan başka hiçbir şeyleri olmayan adamlar var. Aynı programda aynı şeyleri yapıyorlar. Ve son derecede kötü hepsi. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyler var. Yani esas yanlışlık buradan kaynaklanıyor. Acizlik daha doğrusu buradan kaynaklanıyor.
bilimsel olarak gelsin herkes benden tartışsın, müzik tartışsın. Bu yani önce aidiyet, bu ülke ve bu vatan, bu topraklar bizim ya. Bunun için adam kanını döküyor. Sen efendim benim işte şöhretime zarar gelir ben konuşursam bilmem ne falan filan. Yok ya bu çok ayıp bir şey ya. Bu yani yaşadığın toprağa, yaşadığın vatana ihanettir bu. Yarım ihanettir. Kaçaklıktır bu ya. Öyle bir şey olur mu? Onun için ben ateşe devam. Mücadeleye devam. Konforu seviyoruz. Hiç sevmiyorum. Yok. Sevmediğimiz çok mutlak, evet. Mutlak yani ben de sevmiyorum. Ben ama de mesela şey. İşte böyle mayınlı konulara, mayınlı yerlere girmemek için böyle kendini küçük, akıllı zannedip küçük konfor alanları oluşturan insanların başarısızlığı zaten çok şaşırılacak bir durum değil. Yani hayır başka bir şey söyleyeyim sana. Hı. Türkiye'de ben son 60 senemi bunun için harcadım. Hı hı. Yani evrensel olabilmek. Hı hı. Öyle sanat güneşi deyip bu ülke hudutları içerisinde efendim o da evrenseldi, sahada konser verdi, bilmem Paris'te konser verdi, yok bilmem Londra'da konser verdi falan. Yok öyle bir şey değil. Senin eserlerin çalınacak bütün dünya repertuarlarında. Yok böyle bir şey. Biz satamıyoruz. İbrahim vardı. İbrahim Tatlıses. Hı hı. Bir tek o hiç olmazsa Türk insanların yaşadığı ortamlarda ve onların daha ortalığında. Ben biliyorum kaç tane Rus kızı İbrahim'in şarkılarını okurdu, söylerdi, söylemeye çalışırdı falan filan. Ve onun zamanında Un Kapanı Çarşısı, benim orada şirketim var. Hala var mı? Tabii var. Aa. Hala vergi veriyor bu Özdemir Erdoğan. Aslanlar gibi. Ne güzel. İbrahim'in sıhhatli olduğu, iyi olduğu zamanlarda Un Kapanı Çarşısı İbrahim Tatlıses'in plağı, kaseti çıktığı vakit orası bayram yerine dönerdi. İnsanlar tıklım tıklım bütün o ayakçı dediğimiz yani alıp satan bir sürü insanlar koşarlar. Bana gelirdi bazı böyle beni şey yapmak için. Ya Özdemir abi işte İbrahim yine 1 milyon satmış. Yok bilmem. Oh der ne kadar güzel. Şimdi bakıyor bana beni kızdıracağını zannediyor veya tahrik edeceğini zannediyor. Ne güzel. Ondan 100 tane alıyorlarsa benden de 3 tane alırlar. Yeter ki çarşıya insan girsin. Çarşıya insan girsin. Bir şey olsun, bir hareket olsun, bilmem ne olsun. Şimdi baktılar ki beni öyle şey yapamıyorlar, kızdıramayacaklar, kıskandıramayacaklar kimse. Bayılırım. Ama İbrahim rahatsızlandıktan sonra yani kaset çıkartma işi falan filan bittikten sonra veya plak yapma işi bittikten sonra Un Kapanı bitti. Ben onun bu ona olan saldırının da altında muhakkak başka bir emperyalist güç olduğunu zannediyorum. Hmm. Bu sadece İbrahim'in işte yaşadığı bilmem falan filan hadisede değil. İbrahim'i bitirerek Un Kapanı Çarşısı'nı bitirdiler. Anlatabiliyor muyum? Burada yani oynanan oyunların haddi hesabı yok. Sadece Türkiye'yi taklide mahkum etmiş vaziyette. Gençler işte var olanı taklit ediyorlar ama bunlar hiçbir zaman bir dış satım getirmiyor sana. Seni evrensel yapmıyor. Sen kendi hudutların içerisinde işte sanat güneşi oluyorsun. Ama o kadar. Bunu satıp memleket ekonomisine bakın Beatles. Beatles. Hı hı.
İngiliz sanayine ve İngiliz ekonomisine yapmış olduğu katkı milyar dolarlarla ölçülemez. Bizde her zaman Cumhurbaşkanımızın da şikayet ettiği, biz kültürel açıdan bir türlü evrenselliği yakalayamadık. Bizim sanatçılarımız Türkiye'ye döviz getiremiyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız bu en son Amerika gezisine gitmeden önce, evet, sevgili Erdoğan, Özdemir abi, evet, Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Evet. Biz de değerlendirmemizi yaparız. Evet. Ve bu değerlendirmelerden sonra, evet, Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz, evet, dedi. Nasıl, evet, atıyorsun? Çünkü yani bizim hani devlet olarak, ülke olarak hiçbir birliğe mahkum olmadığımızı gösteren çok cesur bir açıklama. Bu duygu beni yaşatan, bana güç veren, hı-hı, benim çalışmalarımda bana büyük İlham bir olan, şevk veren, hı-hı, bir hadisedir. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Bu o kadar güzel bir şey ki. Yani diyor ki Türk insanı yapabilirsin sen. Araba da yaparsın. Silah da yaparsın. Savunma sanayi de yaparsın. Teknolojide de yaparsın. Yaparsın. Yeter ki bu işe bir kere başla. Ben çok mütevazi katkılarda bulunuyorum. Yani dünyada ve Avrupa'dan dinleyicilerim oluştu. Ama bu mütevazi şeyler. Çünkü benim haklarımı dünyadan toplayan müessese döviz olarak hesabıma yatan paraları bana öderken Türk parası olarak ödüyor. Hmm. Ama neticede o döviz memlekete girmiş oluyor. Ben ancak şahsi ilintilerimle Avrupalı ve Amerikalı sanatçılara eser satıyorum. Veya onların kullanmalarına müsaade ediyorum. Eserlerimi kullanmalarına müsaade ediyorum. Hollanda'da 3-4 tane, Almanya'da 5-6 tane, Avusturya'da, bütün Avrupa'da şimdi Özdemir Erdoğan gurbettir. Nasıl yapmış, nasıl çalmış, hangi alet çalmış bilmem ne falan filan, şudur budur. Sabahtan akşama milyonlarca kişi Özdemir Erdoğan dinliyor. Yeter. Benim evimi gördüler seçimden önce bir İstanbul il başkanı, bir de bir milletvekili geldi. Özlemim, burada mı oturuyorsunuz? 75 metrekare bir yer mi? Hayır, ama benim 5 tane torunum, 3 tane de çocuğum var. Maşallah, ne güzel. Ama cümlemizinkini Allah bağışlasın. Hı. Ve ben onların okumaları, iyi okumaları ve iyi yetişmeleri için bu kazandığım paraları onlara veriyorum. Çok programın başından beri bir şey fark ettim. Evet. Böyle bazı şeylerden konuşurken gözleriniz doluyor. Güzel fark etmiş miyim? Doğru fark ettim. Yani heyecanlanıyorum. Yani gurur duyuyorum ve hep şükrediyorum. Yani hani o rahatsız mı, baban rahatsız mı hala diyen starımızın bana o rahatsızlığı veriyor. Ben mesela şimdi yazıyorum bir şeyi. Bu güzel değil. Hadi ya, oldu diyorlar. İşte oldu bu. Hayır, olmadı. Şimdi bunu rahatsızlık kabul ediyorlar. Hmm. Halbuki burada bir rahatsızlığım var benim. Eserlerimi yazarken onun için 50 senelik eserler bugün hala milyonlarca insan tarafından izleniyor. Çünkü o lakırdı oraya oturmadı. O nota oraya uymadı. Proz dediğim, bunun rahatsızlığını ben uykularımda filan yaşıyorum. Uykumdan uyanıyorum sabah. Oh, Cenab-ı Allah şükür, Allah'ım yarabbim, bak bu kelimeyi arıyordum ben. Ya buldum. Ya mesela bak şu aslında çok önemli bir bana göre söz. Aç yalnızlık geçiyor gönlümdeki caddelerde. Ne kadar güçlü.
metafor, verdiği anlam dehşet. Güzel. Demek ki bu bir anda uyanmalarla böyle güzel şeyler çıkıyor. Süper. Çok şükür. Ondan sonra ben... Hepimiz uyanık mıyız? Yani bu rahatsızlığı, yani ülke açısından bende müthiş bir hırs var Esra. Yani bak mesela bakıyorum. Şimdi Almanya. Almanya yarı özgür bir ülke. Çünkü orada hala 50 bin Amerikan askeri var. Japonya özgür bir ülke, yarı özgür. Yarı özgür. Evet. Bak yapamadı şeye. Amerika müsaade etmedi. Sinop'a atom santralini yapamadı. Güney Kore tamamen şimdi taklit üzerine. Gruplar çıkartıyor. Müzik grupları, genç kızlar falan böyle. Efendime söyleyeyim. Aynı Amerikan stili. İyi benzetirsen seni tutuyorlar. Ben de hiç oralarda değilim. Ben yine yolumda gidiyorum. Uzun ince bir yoldayım. Ne güzel. Kendin olursan... Efendim? Kendin olursan yalnızlık mı güzel geliyor insana? Yani şöyle diyeyim. Çoğu zaman telefonumu açmıyorum. Çünkü o an ben bir şeyle uğraşıyorumdur. Öyle bir geyiğe giremem. O telefonu açarsam eğer o kaçar. İlham kaçar. İlham ararsa telefondan? Evet. Öyle o kadar değişik bir teknolojik yani, şeyler yaşıyoruz. Olabilir yani, niye olmasın? Yani ben bu yaştan sonra evet. Yani başka bir araştırmaya girme durumunda değilim. Yani... İnsanlar çünkü yaşlandıkça katılaşıyorlar ve... Özlüyorlar mı peki? Yok. Özlemiyor. Özlem diye bir şey yok. Bilakis bana bu günleri gösterdiği için Cenab-ı Allah'a sabah akşam dua ediyorum ve şükrediyorum. Hı. Elhamdülillah. Bana bu günleri yaşatıyor. Evet. Çok mutluyum o bakımdan, çok çok mutluyum. Bunları çünkü her besteci veya her sanatçı yaşarken bu ödülleri görmez çoğu zaman. Sanat dünyamızda vardır böyle yapmış bir sürü işler falan filan, ancak öldükten sonra anlaşılan falan filan. Bana bunları gösterdi Cenab-ı Allah. Beni ne kadar sevildiğimi birçok kişiler tarafından. Ne kadar sevildiğimi işte bu sanat eserlerime, bestelerime gösterdiği teveccühle bana bunu gösterdi. Şükürler olsun. Peki o zamanlarda yaptığımız bestelerde evet, hitap ettiğimiz kitlenin masumluğuyla şu anda hitap ettiğimiz kitlenin masumluğu aynı mı? Şöyle bir şey var. Soru zor mu? Hayır, ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Çok yaşadığım şeyler bunlar da onun için. Baharda Kuşlar gibi bir şarkım var benim. Baharda evet. Kuşlar. O kadar eminim ki satılacağından 50 bin kaset bastırdım. Hı-hı. Depoma koydum. Evet. Satılacak diye. Satılmadı. Ve ben 30 bin kaseti plastikçilere plastik fiyatından sattım. Ya. Evet. Yani ama aynı şarkı bugün bugün satıyor. Daha komik bir şey söyleyeyim. Acaba bir bellek takıntısı yüzünden mi hayır, oluyor? Bak şimdi onu söyleyeceğim sana. Enteresan. Çok enteresan, evet. Şimdi ben böyle inşaatlardan falan filan tahtalar mahtalar filan bunlar. Un kapanında böyle 20 metrekare bir yer tuttum. Ve orada ilk defa şirket kurdum. Un kapanından sonra? Un kapanında. Önce, un kapanında. Un kapanının böyle küçük kulübe yerlerinde
ben bir kendime bir şirket kurdum ilk defa. Hatta tuvalet ihtiyacımı falan dışarıda şey yapıyordum. Tuvalet falan da yoktu. Öyle bir küçük dükkan. Ondan başladık. Ve ikinci bahar kasetini yaptım. Burada da yine 40 bin kaset bastırdım. Koyduk. Bekliyoruz. Ne gelen var ne giden. Ya üzülüyorum böyle. İki sene geçti. 10 bin tanesini filan satabildim. Ama duruyor hepsi. Orada bir çocuk var. Oranın çarşın insanlarından bir kişi. Özdemir abi dedi ya duruyor mallar burada dedi ya ikinci bu kaset durur mu dedi ya. Yani nasıl durur dedi bu ya böyle olur mu bu ikinci bar var küçük bir aşk masalı var Sezen Aksu var şu var bu var falan filan bu kaset nasıl satmaz dedi ya. Şu telefonunu bana verir misin müsaade eder misin dedi. Tamam mı? Adam açtı telefonu en az 20 tane Anadolu'da falan filan 20 tane bayiye telefon etti. Dedi ki ya bu Özdemir Erdoğan çok güzel bir şey yapmış. İşte alın hiç olmazsa 20'şer tane alın, 50'şer tane alın. Yani fazla bir şey almayın. Satmazsa adam zaten geri alıyor geriye falan filan şudur budur. O çocuktan sonra o ikinci bahar kaseti un kapanında en çok satan kasetlerden bir tanesi oldu. Ahlaklı Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri kim var programımızda? Sanatçı Özdemir Erdoğan'la devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bağlanmak üzere yayınımızı ara vermiştik. En son Ahıska Türklerini kabul ettiği bir konuşma gerçekleştirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Cumhurbaşkanımız çalışıyor. Evet. Biz de çalışıyoruz kendimize göre. Budur yani. Budur. Çalışacağız. Evet abi. Hiç durmak yok yani. Ya yaşım şöyle oldu bilmem ne falan filan öyle bir şey yok. Konserlere devam, plak çıkartmaya devam, üretmeye devam, yeni bestelere devam. İzleyicilerimizden bir tane soru gelmiş. Hani bu ikinci bahar albümlerini satılmasına vesile olan bir arkadaş vardı ya. Evet. Onunla hala görüşüyor muymuşsunuz diye soruyorlar. Çarşıya gittiğim vakitler ben her zaman yani orada benim şirketim var. Bana ait olan bir şirket. Her zaman gitmiyorum. Zamanı olduğu vakit, rastlaştığımız vakit gideriz. Benim bir çayımı kahvemi içer. Dükkanıma gelir. Elimi öper. Efendim özledim. Böyle çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Şimdi hemen tekrar hatırlatalım. Evet. Yeni bir albüm, yeni bir plak var değil mi? Geliyor. 2 Ekim'de çıkacak. 2 Ekim'de çıkacak. Bir. Konserlerimiz devam ediyor. Şöyle bir şey var. İkinci Bahar'ın LP'sini de long play'ini de yapmıştık. O aşağı yukarı bir aydır yok satıyor. Şimdi ikinci baskısını da yapacağız. 2 Ekim'de hem ikinci baskı çıkacak hem de yeni bu resital albümü çıkacak ilk defa. Konserler devam ediyor. Konserler devam ediyor. Süper. Harika. Şimdi artık programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bir şey tabii, söyleyeyim. Tabii. Hem Atatürk Kültür Merkezi'nde hem de Adnan Saygun, İzmir'deki Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde senfoni orkestralarıyla beraber iki konser istiyorlar. Ay güzel. Fakat açıkçası ben artık kendi orkestrasyonlarımı yazma enerjim çok fazla yok. Bunu itiraf ediyorum. Çünkü çok sabır isteyen, 40 kişiye nota yazmak falan filan bayağı beni yoran bir şey. İyi bir aranjör
arıyorum açıkçası. Yani senfoni söz konusu olursa, çünkü Türkiye'deki çok sesli uygulamaları eksik ve iyi bulmuyorum. Bunu kapanışta da son KJ'mizi atıyoruz. Evet. Evet, evet. Yani büyük orkestra uygulamaları, nur içinde yatsın, toprağı bol olsun, Onno Tunç'tan sonra olmadı. Türkiye'de Onno Tunç'un ölümü de Türkiye'nin gelişim aşamasına çok büyük bir sekte vurmuştur. Onun kaybı, yeri hala doldurulamadı. Onun gibi bir aranjör müthişti. Ondan sonra da zaten çalışabileceğim bir aranjör açıkçası yok. Kendim de şu an öyle bir enerjim de yok. Aranjör arıyorum açıkçası. Yani buradan yani, hayır, bunu şöyle, ilan ediyoruz. Ya yani kendi beşlimle, yani kendi orkestramla, beş kişiyle. Çünkü biraz evvel dikkat ettiğin gibi ben gitarı artık bir piyano anlayışıyla çalıyorum. Evet, hem parmak hem çok sesli hem ritim olarak böyle çalıyorum. Ne güzel, o değil mi, çok farklı bir... Çünkü hem klasik eğitimim var, hem de caz eğitimim var. İkisini birleştirdim. Bu zaten bu genç arkadaşlar için çok faydalı, bu resital hadisesi. Çok faydalı bir albüm aynı zamanda. Yani ticarisi bir tarafa ama çok faydalı bir albüm. Onlar çok şeyler öğrenecekler orada. Ne kadar karizmatik bir hareketi şu. Çok güzel. Evet. Arpej yapabiliyorum. Ne güzel. Bir tane o var. Öyle bir şey var yani. Ne güzel. Hayır. Ne, yani hayır. Ne kadar ayıp bir şey yapıyorum ya. Hayır, bu bir konsantrasyon meselesi. Başka bir şey değil. Evet. Yani hiç olmadık bir yerde ben yani 40 senedir 50 senedir gitar çalıyorum. Bazen böyle otururum bir şey yapar. Aa, böyle bir şey varmış ya, böyle bir pozisyon, ne güzelmiş bu filan diye öğreniyorum. Yani elinde olacak saz daima. Ondan böyle oynayacaksın devamlı. Olmadık şeyler ortaya çıkıyor. Yani onu bir kere seveceksin. Bu aşk hadisesi olmadan meşk olmuyor. Olmaz. Evet, yani seveceksin önce. O bir de bazen diyorum, abi bunu nasıl buldun? Sana değdiyse, yüreğine değdiyse bir şeyler, o güzeldi. Değdi. Yüreğimize değdi. Ne değdi. Güzel, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güzel programlar yapıyoruz biz. Efendim? Özdemir Erdoğan'la biz, evet, yani güzel programlar yapıyoruz. Değil mi? Böyle güzel oluyor yani. Şöyle. Ben öyle hissediyorum, böyle farklı bir enerji var. Çok yani. Senin şey gıyabında içeride, senin gıyabında içeride ben aşağı yukarı bir 10 sene olmuştur değil mi? İlk senden. İlk yayınımız, evet. O zaman ben çocuktum yani. Gibiydi. Değil mi? Ama ne dedim biliyor musun senin gıyabında arkadaşlara? Esra'yı çok seviyorum. Neden dediler? Çünkü hem çok cesur hem de içinde sanat nüveleri var bu kızın dedi. Yani o sanatçının kendisinde olan deliyle dahi arasında... Delilik akla çok faydalı bir şey. Tabii. Tabii. Aklı yağlamak gibi böyle bir şey. Bakın. Ya, mahallenin delisi. Yani gelişmek istiyorsak eğer. Ben son bir yazım var. Evet. Gelişmek istiyorsak bu mahallenin delilerini, gerçek delileri. Üzmeyin bak. Evet. Küstürmeyin. Küstürmeyin. Üzmeyin. Üzmeyin. Evet. Evet. Bu mahallenin delileri deli dolu konuşmaya devam etsinler. Çağdaş gelişme ancak bu sanatçıların deli dolu konuşmaları ile yakalanabilir. Nasıl ki Özdemir Erdoğan 40 sene evvel bir şeye parmak bastıysa. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım benim. Özdemir abimiz. Sağ ol, var ol. Hiçbir zaman kırmadın.
başarılarının devamını diliyorum. O güzel kalbinle, o çer çöp düşmemiş güzel kalbinle bağladın. Seni seviyoruz Özdemir abiciğim. Biz gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bugün çok güzel bir yayın gerçekleştirdik. Çok cesurduk. Böyle konforlu alanlara falan sığınmadık. Sizleri seviyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak, eğer bir şey olmasa biz buralarda olacağız. Çelerik gelsin, biz gidelim.